Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Epeydir doları konuşmuyoruz. Biraz dolar konuşalım bu videoda. Hatta döviz konuşalım. Şöyle söyleyeyim. Dolara bağlı olarak Euro'da da benzer hareketleri görüyoruz sevgili dostlarım. Diğer taraftan dolar Euro paritesi ya da Euro dolar paritesinden kaynaklı olarak dolar kadar değer kazancı olmayabiliyor bazen Euro'da ya da dolar kadar değer kaybı olmayabiliyor bazen Euro'da. Onun sebebi tamamen parite hareketlerinden kaynaklanıyor. Bunu bir kenara not olarak koyalım. Çünkü epey bir soru geliyor, yorum geliyor bu konuyla ilgili. Yine ikinci bir meseleyi de konuşalım. Döviz tevdiat hesaplarındaki dolarlarımızı ne yapalım, bozalım mı diye sorular geliyor. Valla sevgili dostlarım dediğim gibi bu konuyla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Ha, devlet şu anda döviz tevdiat hesaplarındaki parayı güvence altında tuttuğunu söylüyor. Ancak mevduatın güvencesi 100 bin liraya kadar, herhangi bir banka batarsa 100 bin liraya kadar güvende oluyorsunuz. Diğer taraftan devlet batan bankaların mudilerine, eğer ki banker vakası değilse elbette, batan bankaların mudilerine herhangi bir yanlış yaptırtmadı. Yani o paralar öyle ya da böyle ödendi. En kötü ihtimalle devlet ödedi. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Yani bugüne kadar pek çok şey yapıldı da yakın zamanda yapılmayan da pek çok şey yapılmaya başlandı. Yani hiç ummadığınız hareketler görebiliyorsunuz. Bir anda Merkez Bankası Başkanı görevden alınabiliyor. İşte Türkiye tarihinde darbe dönemi haricinde, 12 Eylül darbesi haricinde görülmemiş bir şey. Yapıldı mı? Yapıldı. Döviz tevdiat hesapları Türk lirasına çevrilip Türk lirası karşılığı olarak insanlara ödenebilir mi? Vallahi bilemiyorum. Ödenemez diyemiyorum. Ödenir diyemiyorum. Yani net bir şey söylemek mümkün değil sevgili dostlarım. Onun için hani yastık altına mı alıp koyalım? Bu da bir risk. İşte yastık altına aldınız koydunuz, evinize hırsız girdi. Bu sefer ne yapacaksınız? O nedenle sevgili dostlarım bu konuyla ilgili net bir şey açıkçası söyleyemiyorum sizlere. Şimdi dolarla devam edelim. Dolarda durumlar ne? İşte geldiğimiz seviye 5.55, hafta sonu kapanışını gerçekleştirdik. Peki haftaya nasıl başlayacağız? Sevgili dostlarım bakın FED bundan sonraki süreçte faiz indirmeyeceğim dedi adamlar. Açık aleni söylediler bunu. Büyük bir sürpriz olmazsa FED bu sene yeni bir faiz indirimi yapmayacak. Bizim Merkez Bankası ısrarla ben de faiz indireceğim kardeşim diyor. Gerçi Murat Uysal koridoru da her an kullanabiliriz dedi. Bu şu demek. Yani çaktırmadan koridor içerisindeki faizi yukarı çekebiliriz diyor. Bırakın düşürmeyi faizi tekrar yukarı çekebiliriz diyor. O da ayrı bir alternatif ama görünen o ki Merkez Bankamız faiz indirmeye devam edecek. Tek haneye gelene kadar faiz indirebilmesi için de enflasyonu belli bir seviyede tutması gerekiyor. Şimdi elektriğe, suya, sigaraya bu kadar çok zam yaparken gördünüz en son sigaraya 3 lira zam geldi. Aynı zamanda doları 7-8 hatta 9 lira olarak bazlayıp kendisine yani bu seviyeyi kriter olarak alıp fiyatlarını belirleyen şirketler de var. Onlar da fiyatları sürekli olarak yükseltmeye devam ediyorlar. Bu koşullarda enflasyonu nasıl düşüreceğiz diye soracaksınız. Vallahi herhalde sadece doları baskılayarak. Yani doları baskılayabildiğimiz yere kadar baskılayalım. En azından başka ürünlere zam gelmesin. Zam gelmediği için de biz de rahat edelim diye düşünüyor olabilirler. Ama şunu bilsinler. Her geçen gün yeni yeni zamlar geliyor. Dolar yükselse de yükselmese de zamlar gelmeye devam ediyor. Bir kere devlet kendi eliyle, vergileriyle, harçlarıyla, cezalarıyla bu zamları yapıyor. Yani insanın belini öncelikle devletin vergi politikaları kırıyor. O nedenle enflasyonun ben düşeceğini sanmıyorum, inanmıyorum. Ama buna rağmen ne olursa olsun mantalitesi içerisinde kredileri biraz daha indirecekler gibi görünüyor. Kredileri de konut sektörünü canlandırmak için indirdikleri artık net bir şekilde belli oldu. Resmen kamu bankalarına diyorlar ki zararına kredi ver kardeş. Konut piyasasını canlandırmak için ne varsan yap, zarar bile etsen fark etmez. Sen kredi ver, konut kredisi ver ama bakın çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Konut kredisi ver. Yani öyle gidip reel sektöre falan sakın ha kredi vereyim deme. 0.99'dan konut kredisini vermeye devam et sen diyor. Ve tabii ki bu arada özel bankalarda gizli kapılar arkasında baskılar uygulanıyor.
Çünkü özel bankalar hesap yapıyor, kitap yapıyor, olacak gibi değil, işin içinden çıkamıyorlar. Diğer taraftan enflasyon riski var. Her an faizler tekrar yükselebilir. Faizler yükselirse de bugün verdikleri kredilerin tamamı zarar olacak. O nedenle de biraz beklemek, önlerini görmek istiyorlar. Velhasıl sevgili dostlarım, özel bankalar kredileri indirme konusunda çok da hevesli değil. Gelelim vatandaşa, vatandaş da ev alma konusunda çok hevesli değil. Döviz tevdiat hesapları her geçen gün artmaya devam ediyor. 5.55 seviyesinde dolar kuru nereye gidecek? Valla döviz bu seviyelerde kalmayacak. Bir kere altını çizeyim sizlere. İkincisi, faizde istediklerini elde edemezlerse, yani faiz indirimleriyle piyasaya kredi veremezlerse ve konut sektörünü canlandıramazlarsa ellerinde tek bir alternatif kalacak. O da Türk lirasının değer kaybetmesi ve döviz tevdiat hesaplarının çözülmesi. Döviz tevdiat hesapları çözülürse ancak işte o zaman belki o çözülen para konut sektörüne gidebilir. Belki diyorum tırnak içerisinde. Öyle hemen gider, koşa koşa gider diyemiyorum. Bu arada ilginç bir şey daha paylaşayım sizlerle. 350 liralık ev 450 lira oluvermiş bir anda, bir gecede. Bir sihirli değnek değmiş. Müteahhitlik sektörü demiş ki ya düne kadar 350'ye satıyordum ama bir günde müthiş bir enflasyonist baskı oluştu. O nedenle ben evi artık 450'ye satayım diyenler varmış. Yani herkes %10, %20, %30 zamları basıverdiler bu faiz indiriminden sonra. Siz %4 ucuza kredi çekiyorsunuz da %20 pahalıya ev alacaksınız. Yani %20, %30 pahalıya evleri size kakalamaya çalışıyorlar. Kimse, bizim vatandaşımız bakın para konusunda yanılmaz. Her şeyde yanılabilir. Her türlü konuda kandırabilirsiniz ama para konusunda kandıramazsınız bizim insanımız. O nedenle o hesabı yapacaklardır. Yani ulan ben buradan krediyi çekeceğim. Bu krediyi çektikten sonra bu kadar faizi ödeyeceğim. Bir de üstüne üstelik müteahhitten de ekstra %30 kazığı da yiyeceğim. Peki ben niye bu evi alıyorum o zaman deyip bu evi almaktan vazgeçecektir büyük ihtimal. Alma niyeti olanlar da vazgeçecek, onu söylemeye çalışıyorum. Keş parası olanlar da, tam konut almak üzere olanlar da vazgeçecekler. Çünkü fiyatların arttığını gördükleri an itibariyle diyecekler ki ya kardeşim konut alacağıma bir de kazık yiyeceğime götüreyim bari faize yatırayım paramı. Ya da gideyim dolar alayım paramla diyecekler. O nedenle %80, %90 bu mevduata sahip olan kişiler borsaya gidemeyecek. Faiz eski karlılığını kaybedecek %14'lere geldiği takdirde, yani arka arkaya 300-400 bas puanlar indirildiği takdirde enflasyon karşısında ezilen bir faiz göreceğiz. Faizin ezilmesiyle birlikte insanların elinde tek bir alternatifleri olacak. O da tabii ki dolar sevgili dostlarım. Ve dolara yüklenmeye başlayacaklar ve başlıyorlar. 5.55 seviyesine gevşediğine bakmayın siz. İnsanlar bu seviyelerden her geçen gün dolar almaya devam ediyorlar ve edecekler. Eğer ki devlet döviz tevdiat hesaplarının çözülmesini istiyorsa mutlaka ve mutlaka döviz üzerindeki baskıyı kaldırmak zorunda. Başka bir alternatif yok. Dövizin üzerindeki baskıyı kaldırdığı an itibariyle de biz 7 liranın üzerinde bir dolar kurunu ilk etapta görürüz arkadaşlar. Ve bunun sonrasında gelecek her açıklama dövizin, doların biraz daha yukarıya gitmesini beraberinde getirecektir. Daha biz katsa konusunu gündemimizde değerlendirmiyoruz. Evet, yani Amerika'nın katsa yaptırımları ortadan kalkmadı, bir anda buharlaşmadı. Hala Amerikan Senatosu katsa konusunda Başkan Trump'a baskı yapıyor. Başkan Trump hani Çin'le barışacaktı. Avrupa Birliği ile barışacaktı. Adam çıktı çatır çatır bir anda Çin'e yaptırımları uygulamaya başladı. Çatır çatır Avrupa Birliği'ne kafa tuttu. Demek ki Türkiye ile ilgili de açıklamaları çok yakın bir zaman içerisinde yapabilir sevgili dostlarım. O nedenle katsa rafa kalkmış değil. Katsa sadece şu anlık bekletiliyor. Biraz bekleyelim. Türkiye'nin durumunu biraz daha gözleyelim. Türkiye'yi biraz daha köşeye sıkıştıralım ki vurduğumuzdan ses gelsin diye bekliyorlar. Evet. Trump'ın beklediği o. Bakın göreceksiniz. Trump bu katsa yaptırımlarını devreye soktuğu an itibariyle bir anda biz doları 10 liranın üzerinde görüvereceğiz. Ve işte o zaman belki bir ihtimal sevgili dostlarım konut sektöründe bir canlanma görülebilir. Tabii müteahhitlik sektörünün yeni zamlar yapmaması ihtimali göz önünde bulundurularak. Tabii eğer ki müteahhitlik sektörü illa ben zam yapacağım, hala ben bu aç gözlü tavrımı devam ettireceğim mantığında devam eder ise sevgili dostlarım, kusura bakmasınlar, batmaya mahkum olacaklar.
Evet, batmaya mahkum olacaklar. Onun için bu açgözlü tavırlarından bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor. Evet, bir an önce bu tavırlarından vazgeçmelerini tavsiye ediyorum. Böyle 350 liralık evi vahiy geldi, yarın 450 lira yaptım. Hadi ben bu zamı yapayım, vatandaşa da kakalayayım. Olmuyor. Hiçbir vatandaş gelip sizden bu konutları almaz, alamaz, almayacak. Bunu böyle bilin. Ey müteahhitler, aklınızı başınıza toplayın. Aklınıza başınıza toplayın ki sektörünüz en azından kurtulabilsin, kendinize gelebilin. Aksi takdirde batacaksınız. Bugün o 450 liraya satmaya çalıştığınız evleri 100 liraya bile satamamaya başlayacaksınız. Onun için sevgili dostlarım, sevgili müteahhit kardeşlerim, abilerim, ablalarım, sizden ricam bir an önce aklınızı başınıza devşirin. Benden söylemesi. Neyse sevgili dostlarım, bugün bir kez daha dövizi biraz daha konuştum sizlerle. Tekrar altını çizerek söylüyorum. İnsanların çok fazla bir alternatifi yok. Bugün bile küçük yatırımcının borsadaki payı %5. Yani bu 186 milyar doların borsaya geleceği kısım maksimum 3-5 milyar. Geriye kalan para büyük ihtimalle piyasadaki diğer alternatif ve avantajlı alanlara kayacak. İşte o avantajlı alanlardan birisi konut sektörü olabilir. Eğer ki durumu doğru değerlendirirse, değerlendirmezse ne olur sevgili dostlarım? O para dövizden bozulur, başka bir alana gider. Ama ne olursa olsun inşaat sektörüne girmez. Bunu da söylemiş olayım. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın.